Çok karanlık. Çok karanlık. Işığa açacağım. Aa, Gülizar. Gene mi sen geldin ya? Kız sen gene mi geldin? Ya sen niye bu atepelleş oluyorsun ya Gülizar? Gidip de İsmet'in karşısına dikelsene sen. Geç. Git gelme. Kışt. 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 Gelme. Gelme. Boşa taş atma Cemal abi. Taş bana işlemez. Ya bacım. Sen hep böyle geleceğin mi ya? Senin artık ebedi uykuna uyuyor olman gerekmiyor muydu? Gel. Gel böyle. Gel biraz oturup konuşalım sen Cemal abi. Gel. Gel. Gülizar. Bak vallahi billahi sen ölümünde bir suçun yok benim ya. Sen öyle birden Mavi'ye her şeyi anlatacağım deyince bende kafa bir yığın kalmadı. O demirlerin sakat olduğunu söylemeyi unutmuşsun sana. Yoksa ben sana demem mi ya? Gülizar oraya dayanma düşersin diye. Bak sana yemin ediyorum vallahi billahi senin ölümünde bir suçum günahım yok benim ya. Mavi'nin abisinin ölmesi senin suçun ama. Kız ben onu inkar etmiyorum ki de zaten. Hem zaten bir tek Mavi'nin abisiyle kalsa iyi. Bende daha ne günahlar var oho. Başka kime ne yaptın Cemal abi? Aslında sana anlatabilirim ya. Öte taraftan polis arayacak halin yok. Ya şu Mavi'nin babası yok muydu Mahmut? Onun ölümünde de bir parça payım var yani. Adamcağıza yanlışlıkla bir çölme taktım. Kazma kafasına saplandı. Ağacın dibine bıraktık geldik. Deme. O kadarla kalsa gene iyi. O Fatma'nın yanındaki bebesi yok mu? Metin, topalak oğlan. O bebe de benim çocuğum. Yok artık. Vallahi billahi öyle. Zaten Ahmet'le de o yüzden kapıştık ya biz. Fatma'yla olan ilişkimi öğrenmiş. Geldi dikeldi karşıma. Orada bir boğuştuk. Yanlışlıkla öldürmüşsün adamcağızı. Ne diyorsun sen Cemal abi? Daha bitmedi Gülizar. Ben Fatma'yı bir daha hamile bıraktım ya. Sonradan zorla aldırttık çocuğu kıza. Ay çok korkunç. Sen bu kadar iyi nasıl yaşıyorsun Cemal abi? Ne bileyim kız. Ama bak şimdi sana bunları anlatınca acayip hafifledim ha. Böyle omuzlarımdan bir yük kalktı. Kız sen ara sıra böyle gelsene ya. Konuşuruz vallahi ne güzel oluyor. Cemal. Canım. Kalk canım kalk. Haydi. Sabah mı oldu kız? He canım sabah oldu. Of. Cemal. Canım sen yine kabus mu gördün? Bütün gece sayıklayıp durdun. Ne dedim kız? Çok önemli bir şey demedim inşallah. Yani şirket sırlarını neyi mi açıkladım? Yok yok öyle bir şey değil. Yani böyle bütün gece Gülizar, Gülizar diye bağırındın. Ben yaptım, ben yaptım dedin. Ah canım benim ya. Bu kız senin kabuslarına girdi değil mi? Öyle vallahi ya. Vallahi davetsiz misafir gibi zırt pırt duruyor ama giriyor kız ya. Yani hadi ben Gülizar'ı anladım yani. Onun ölümünden dolayı sen de bir suçluluk hissediyorsun da. Hayır yani Mahmut, Ahmet falan gibi bir takım erkek isimleri saydın. Onlar kim canım? Onlar şey ya işte Mahmut'un babasıyla abisi onlar. Görüyor musun kız? Vallahi bu Gülizar'ın sayesinde ailemize girmiş bütün merhumları da hatırlamış olduk. Ya artık ruhuna el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ah benim canım ya. Sen ne kadar hassas bir bilinçaltına sahipsin. Niye sahibim? Yani bilincinin alt tarafını demek istiyorum canım. Haydi Cemal sen yüzünü falan yıka. Olur mu canım? Haydi tamam.
Ulan Cemal ya. Ulan rüyanda bile çeneni tutamıyorsun ya. Bir kendine hakim ol.